1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ambalajlı ürünlerde yeni dönem başlıyor. Poşetlerin ardından kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Gerçekleşmesi düşünülen depozito sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, çevreye olan duyarlılığımızdan dolayı kesinlikle plastik, naylon gibi maddelerin depozitolu olmasını destekliyoruz dedi. Hakikaten çevremizi kirletiyor ve toprağımızı uzun süre kullanılamaz hale getiriyor. Dolayısıyla çevremize karşı hepimizin duyarlı olup bu konuda hepimiz sorumluluk alıp bu anlamda kesinlikle geri dönüşüme kazandırılması anlamında depozito yapılması doğru olacaktır. Biz esnaf olarak bunu destekliyoruz ama bakıyoruz bu gibi şeylerde bizim karşımıza çıkan yani küçük esnafı etkileyecek bir konu. Büyük işletmelerin, süpermarketlerin, zincir marketlerin bu gibi genelde bugüne kadar yaşadığımız depozito olayı bugün daha olmadı ama olursa bizim karşımıza şöyle bir sorun çıkabilir diye düşünüyorum. Daha önceki Coca-Cola veyahut da işte belli firmaların uygulamış olduğu bedelsiz ürün, kapak altı bedavalarda büyük marketler bunu uygulamayı yapmıyorlar. Genelde ürünü oradan alan tüketici gidip bedelsizini bakkaldan alıyor. Bu bakkala bir yük getiriyor dolayısıyla. Bizler ne kadar bunu karşılamaya uğraşsak da bizi de zor durumda bırakıyor küçük esnafı. Kesinlikle burada da büyük işletmelere yaptırım getirilip bunların da uygulamaya uymaları sağlanmalı. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Ürün bedeli artı depozito bedeli olarak belirlenmeli. Fiyatlandırmalar da buna göre yapılmalı. Kişiler, tüketiciler bu konuda bilinçli olmalı. O ürünü alacağı ürünü önceden tespit edip alışveriş merkezine veyahut da işte bakkalına giderken boşunu da götürüp dolusunu almak kaydıyla yalnızca ürün bedelini ödemiş olur. Dolayısıyla biz de yani toplum olarak çevremizi korumuş oluruz, ülkemizin geleceğini kurtarmış oluruz diye düşünüyoruz. Hakikaten sularımız ve toprağımız geri dönüşüme kazandırılmayan bu ürünlerden dolayı çevrenin kirliliği çok fazla oluyor. Dolayısıyla herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Kişiler, toplumumuz bu konuda da duyarlı olması lazım. Belli toplu olarak bu geri dönüşüme kazandırılacak ürünleri toplu olarak bir noktaya bırakırlarsa en azından geri dönüşüm konusunda bu ürünleri toplayan, geçimini ondan idame ettiren belli kesim insanlarımız var tabii. Bunlar da onları da çevreye saçılmadan geri dönüşüme kazandırmış olurlar.